Merhaba konsolum takipçileri, ben Yiğit. Saçma kadrolar bölüm 1, 2, 3, 4. Bölüm 4'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu bölümde oyundaki en genç takımı kurdum. Takımın birçoğu 18 yaşın altında. Bu adamların alkol, sigara, gece kulübüne gitmesi yasaklı. Haydi başlayalım. Onlardan harika bir ilk 11 kuracağım. Şu an gördüğünüz çocukları böyle ip gibi dizdim. Şimdi böyle bir suratlara bakmak istiyorum. O ergenliği görmek istiyorum. Van Bergen. 8-27 Ağustos 1999 doğumlu. Sivilar. Oha. Aa, çok ilginç bir şey var. Bakın şu an Van Bergen ve Sivilar'ın doğum günü aynı. Çok ilginç. Ve bundan sonra da çok ilginç bir şey var. Galatasaraylı kardeşimizin doğum tarihine bakar mısınız? 19.05. 1999 gibi olmuş. Gökay Güney. Yani oynamak için doğru kulüptesi kardeşim. Yani dediğimiz 19 Mayıs'ta doğmuşsun, daha ne olsun. 1905. Hadi bakalım, neyse. Matisse De Ligt. O da 12 Ağustos. Herkes de yaz çocuğu ya. Golenko 7 Temmuz. Saku Yılatupa 4 Ağustos. Vay arkadaş, bunların anneleri babaları hepsi anlaşmış mı ya? Hepsi yaz çocuğu ya. Neufville. Vashon Neufville. Bu da Temmuz. 18 Temmuz. 3 Ağustos. Bakın bu da 1907. Bu da Fenerbahçe'de oynayabilir. Thomas Makowski. Buradan Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Bakın bu adamı kaçırmayın abi. 1907. 19 Temmuz. 28 Temmuz. Paul Kalambayi. Murphy. En yaşlıları bu abi. En yaşlıları bu. Mart 1. 1 Mart'ta doğmuş. Aa bakın daha işte. Bak bu adam şu an 18 yaşını geçmiş. 18 yaşını ilk geçen adam. Saydı ama tipe bakarsanız tam bir velet. Tam bir velet. Çok ufak. Yani az da velet değil ya. Çok sevimli bir tip var. Saito. Mitsugi Saito. Van Hout sen araya nasıl karıştın oğlum? Heh, Van Hout orada duruyor. Tamam. Abi şimdi bunlardan bir kadro kuracağım. Ve ondan sonra maça başlayacağız. Haydi. Evet, şu an bütün kadroyu kurdum. Sanki bu adamları böyle kadroya alırken hani böyle bir okul gezisine götürecekmişim gibi hissiyat. Böyle sanki böyle Çanakkale'ye gideceğiz, orada böyle anıtları gezecekmiş gibi bir hava oluyor. Hadi bakalım. Bu genç çocuklarla, bu yeni aslan parçalarıyla, geleceğin yıldızlarıyla muhteşem bir maça çıkacağım. İnşallah fark yemem. Evet arkadaşlar, şu an rakibim geldi. Kim bu şanslı çocuk? Wow. Şunu da söylemem lazım. En genç oyuncular arasında şu an rakibimde olan Alex Hunter da var. Tabi bu yeni hesaptan atırıp Alex Hunter'ı Journey modunu bitirmediğim için takıma koyamadım. Ama en genç olup ratingi en yüksek olan oyuncu Alex Hunter. Onu söyleyeyim. Benim ayarımda bir takım geldi. O yüzden mutluyum. Şöyle başa baş bir mücadele olacak diye tahmin ediyorum. Şu an böyle konuşmamda bir sıkıntı var ya. Bir tık. Bugün bu sabah konuşma özürlüğüm. Bir tık konuşma özürlüğüm var, evet. Süper pas. Manavgat. Molevgard. Pas attı Golenkova. Geçmedi. Genç çocuklarsınız. Haydi gençsiniz. Hata yaparsınız. Olur öyle şeyler. Önemli olan hatalardan ders alabilmek. Buradaki futbolcuların hepsi bir geleceğin yıldız adayı. 18 yaşında küçücük çocuklar. Alexandra bakın nasıl kovalıyor. O fil pası. Saito. Saito Japon çocuk. 18 yaşından bir tık üst. Yani 18 yaşında olan aslında şu an bir tek Saito var. O da doğum gününü daha geçen ay kutladı. Murphy'ye. Manavgat. Ben bu adama Manavgat diyeceğim abi. İsim çok garip. O süper çalım. İnanılmaz pas. Aradan kaçtı Murphy. Murphy atmadan gelme. Golazo. Gol. Allah. Bir şeyler yıkıyordu. Gol.
saçma kadrolarda galibiyet serim devam edecek mi? Ama şunu söylemen lazım. En eğlenceli... Aha geçti. Alexander... Yani bu rehavete girmek dedikleri tam olarak bu. Tam olarak bu. Başka hiçbir şey değil. Ne azı ne çoğu. Rehavete gir kapılmak dedikleri bu. Tam yani. Santra'dan gol yedik. Alex Hunter'dan. Senden nefret ediyorum Alex Hunter. Arkadaşın çok bir sattın. Beatman mi? Güzel adam. Beatman. Pası. Lee. Kübler. Aşağı Wheeler. Wheeler içeri girdi. Wheeler içeri girdi. Durdurun Wheeler'ı. Yok artık oradan da şut denemesi olmaz yani. Hani bir Gareth Bale'ın yoksa olmaz o iş. Baskı yiyorum ya. Böyle şeyle alışıklıyım. Gökhan Güney. Hadi çocuğum. Oyundaki tek Türk adam. 1905 doğumlu. 1905 doğumlu. Derken Makowski. 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 Nasıl gol olmaz? Yemin ediyorum Makowski ve gol diyecektim. İnanılmaz. Korkutucu. Rakibin savunması da Allah'a emanet de bir yürüyün bir geçin arkadaşım. Gökhan Güney aldı. Gökhan Güney. Gökhan. İçeri kanki toskosu. Allah kahretmesin. O ne ya? O nasıl? Penaltı. Abi Alexander tabii 75 ya. Böyle lisede olur diye küçük çocukların maçına karışırdık böyle. Aynı oradaki gibi adam böyle 3 sınıf yukarıdan gibi maça geliyor böyle alıyor topu götürüyor. Yanına yaklaşan itiyor kırıyor falan. Manavgat pası. Ama abi olmaz yani bu kadar. Yani gençsiniz dedik yeter ama artık vurun şu topu lan. Bu arada rakip takım logosunu çok beğendim ya. Belki ben de o logoyu kullanabilirim. Yani Alexander attı. Rakibin tek stratejisi bu abi. Alexander at dümdüz koş. Çünkü karşısında çoluk çocuk var değil mi? Aman tanrım. Süper. Neufeld. Gökhan Güney. Takımın Türk yıldızı. Sağda boşluk. Van Bergen. İçeri. O yani o nasıl oldu? Gol. Çok ilginç bir gol. Gol. 2-1. Gol çizgisi teknolojisi. 10 numara tertemiz gol. Çocuk atmış şimdi. Gençlerin hakkını yemeyin. Hiç öyle teknoloji falan. Bak 10 numara gol. Tertemiz içeride yani. Ve gol teknolojisi muhabbetini gösterirken golün tekrarını göstermedi ama ben bu videoda size bunu göstereceğim. Güzel çalımlar. Manavgat bayılır oradan çok golü var. Aha. Saito Japonsun sen vurursun. Korner baskıyı arttırıyoruz. İlk yarının sonunda fark açılır mı? Korner içeri. Kaleciye gitti. Güzel müdahale. Allah için güzel müdahale. Burada bitti zaten. Zaten de bitti evet. İlk yarı rakibi ezdik. Birçok gol kaçırdık. Olsun. Çok da gol atmamak lazım ilk yarıdan. Yoksa sonra kaçacak. Sonra benim bir maçta oynamam gerekecek. Gerek yok. O nasıl pas? Kalambayı ye resmen. Geldi al pası. Van Bergen. Güzel döndü içeri.
Abi ne yapıyorsunuz? Çok ilginç paslar geliyor ama güzel bir pas gelmişti. Bunu değerlendirmeniz lazım. Neufeld. Neufeld'i beğendim abi. Neufeld'i çok beğendim uzaklardan. Huu, güzel vurdu. Gökhan'da yine. Yine Gökhan'da faul. Şimdi Friki'yi çok merak ediyorum. Kim en yüksek freaking ratingine sahip? Onu çok merak ediyorum. Hemen bakalım. Van Bergen biraz yoldan beri en azından belki kaleye yetiştirebilir diye düşünüyorum. Neyse. Daha çok oynamayacağım. Van Bergen'i seçtim. Van Bergen uzaklardan. Aha pas oldu. Aa dönemedik ya. Paslaştılar. Baskı. Oh kaptı. Golenkov. Süper pas. Makovski. Golenkov. Makovski kaçtı orada. Bırak onu aldım ben. Makovski. Makovski. Ya. Hayatımda bu kadar çok net gol pozisyonu kaçıran bir takım görmedim. Şu an gördüm. O da rakibim. O da rakibim. Bu kadar çok gol. Hadi benimkiler genç adamlar. O Cazorla'yla mı vurdu onu dışarı? He? Cazorla'sı mı var? Oo seni çılgın. Seni çılgın. Cazorla'yla onu dışarı vurmayı nasıl başardı? Manavgat, bu işi sen bitirirsin. Sen bitirirsin. Yani bu gençlik ateşi midir, nedir yani bilmiyorum ama yani bir insan yanlışlıkla o topu kaleye atar yani. Ya yani o topu bak free kick verdi. Vallahi Cazorla'sı var ha. Şu free kick'ten gömmesin. Ama benim kaleci ilk defa top tuttu lan. Neufeld. Ya arkadaşım. Golenkov. Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol! Ya bunu bile zorla attık. Neyse. 3 oldu. Kim? Manavgat attı. Manavgat da şanssızlığını yendi. Golenkov. Manavgat, Golenkov, Allah'ım nereye o pas, kime o pas? Ah, lan aşağı attım, öbür kanada top atıyorlar ya, bu gençlik ateşi çok fena bir şeymiş. Lan Japon'u bile sakatladınız ya, Japon malını nasıl bozarsınız bu kadar kolay, adam yerde yatıyor. Her gel be, Allah'ına kurban. Lan 3 tane benim adamım var. Topu kaybettik. Aa top kaptık. Bitirme hoca Saito atar o golü. Ulan nasıl pas? O nasıl pas? Saito yetişecek mi lan? Bak kaleci de koşuyor. Aha kaleci ilginç şeyler yaptı. Lan Saito. Allah'ım kale boş. Abi. Abi bu kadar çok gol nasıl kaçar bu? Boş kalelere nasıl atamıyoruz lan siz? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Ulan oğlum bebelere bakın ya ne kadar çok gol kaçırdı. Neyse. Arkadaşlar yine çok eğlenceli bir maç oldu. Gerçekten bu saçma kadroda iyi yapmışım diyorum. Çünkü gerçekten hani böyle Ultimate Team oynuyorum, Weekend League falan oynuyorum ya. Böyle kafam böyle fıttırıyor. Ama gelip saçma kadroları açınca gerçekten çok eğleniyorum şu an. Hani hemen hemen her kadro, her farklı kadroda, her farklı videoda da çok eğlenmiştim. Yani lütfen siz de eğleniyorsanız like butonunu gömçürmeyi unutmayın. Abonman olmayı unutmayın. Abonman ücretlerimiz sadece 0 TL'dir. Hiçbir şekilde para alınmaz. Neyse. Adamsınız.